Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi vechil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsel rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel khayr ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Afetul ilmi en nisyan. Ve idaatuhu en tuhaddise bihi gayre ehli. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhimü salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalar rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden İrtihali dar vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları ve üstazlarımız meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin bugüne kadar yaşamasında vesile olan emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eimme hutava müezzinin kayyimin mümin ve müminatın Erva için el Fatiha. Allahu ve afetul hasab el fahr. Bu da bizde pek çok. Şimdi oturuyoruz. Cevat Bey kardeşim, benim dedem ulemadandı. Müftüydü. Halk arasına gidiyoruz. Benim dedem Çanakkale şehidi, gazisi falan. Tamam. Sende ne var? Tamam deden güzel adam ama sende ne var? Yalancısın tekizin, beynamazın tekizin, tembelin tekizin. Akşama kadar şurada burada uyuşuk uyuşuk asalak gibi yaşıyorsun. Deden bak gitmiş, canını vermiş Allah için. Helal olsun o dedeye. Sende ne var? Hep övünürüz. Atamız böyleydi, dedemiz böyleydi. Soyun sopun güzel ama. Ondan sonra başlıyorsun övünmeye. Dedem şöyleydi. Yazık olur diyor. Bu soyluluğa aykırıdır övünmek. Öyle diyor Ziya Paşa. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın anlaşılır. Rütbeyi aklı eserinde. Deden alimdi değil mi? Arifti değil mi? Kahramandı değil mi? Sen de kahraman ol. Alim ol. Gel. Ben sana bu babanın oğlu ya helal olsun diyeyim. Ama deden böyle diyorsun, kahveden kalmıyorsun. Miskin miskin akşama kadar uyuş uyuş. Orada oturuyorsun uyuşuk uyuşuk. El açıyorsun ondan sonra. Deden bunu yapmamış. Evet böyle soyluluk güzel bir şey de. Böyle güzel insanlardan sülalesine olmak. Övünürseniz sadece iş övümlüğe de kalırsa. O atalarınıza, soyunuza layık adam olmazsanız. Yazık olur soyunuza. Böyle adamdan böyle nasıl türemiş diye dedene de laf ederler. Ya bu neden türemiş acaba derler. Onun için bu övünmek, soy sopla övünmek iyi bir şey değil. Soy sopla övünmenin yeri güzel iş yapmak. Güzel adamı ha. Adam asil adam ya, asaletine uygun adam ya dedirt. Neyle? Davranışınla, fiillerinle göster. Yaptığın güzel işlerle göster diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ariflere sormuşlar. Hakim, hikmet sahibi adamlara. Doğru olduğu halde, doğru olduğu halde söylemesi güzel olmayan bir şey var mı? Var mı? Demişler ki evet vardır. Bir adamın kendini övmesi gerçek olsa da hiç güzel olmaz. Hakikaten çok üstün alim olabilir. Hakikaten çok güzel bilmem şu olabilir. Ben şuyum dedin mi yazık olur diyor. Yazık olur. Hiç doğru olmaz insanın kendini övmesi.
Yazık olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve afetül cud esserf. Cömertlikten bahsettik. Cömertliğin afeti bir başa kalkmaktır söyledik. Burada da cömertliğin afeti israftır. Şimdi Allah nimet vermiş. Mal, evlat, dünya nimetleri İslam'da büyük nimettir. Kötü değildir, yanlış anlamayın. İslam'da bir lokma bir hırka yoktur. Bir lokma bir hırka yoktur. Geçici dönem için, hani öğrencinin doktor olmak için kaç sene okuyor uzmanlık filan. Fedakarlık devresi vardır. Hukukçu olmak için kaç sene okursun, staj yaparsın. Fedakarlık devresi vardır. Usta olmak için çırak gidersin, arabaların altına yatarsın. El yüzü karalı çalışırsın. Karın tokluğuna çalışırsın. Fedakarlık doğru vardır. Güzel Müslüman olmak için fedakarlık dönemidir o. Hani görüyorlar efendim, işte İmam Gazali 10 sene Şam'ın Ümeyye Camisi'nin odasına kapanmış. Şuraya buraya gitmemiş. 10 sene sonra ne yapmış beyefendi? Dünyayı aydınlatan eserler vermiş. 10 sene nefsini hizaya getirmek için çalışmış. Böyle bir talebelik devresidir o. Hedef değildir, hedef değildir. Şimdi cömertlik iyidir. Allah sana nimet vermiş. O nimetin şükrünü ver. Ver ama ölçülü ver. Kur'an ne kadar güzel kitaptır. Evet. Ve la tübezzir tebzira. Allah öyle söylüyor. Elindekini tamamen de verme. Fetak u de melûmen mahzura. O kınanmış olup oturur kalırsın. Elini boynuna da asma diyor Allah. Elini la tecal yedeke böyle diyor. Elini boynuna da asma. Cimri olma. Ama diyor saçıp da savurma. Yoksa orturda oturur kınanır kalırsın. Efendim ben talebeyken Atinalı Tümo'nun diye Shakespeare'in bir tiyatrosuna gitmiştim. Bu Shakespeare Allah bilir Kur'an'dan çok şey çalmış. Evet, bana göre öyle. Yani çalıp çalmadığını görmedim ama adam bir zengin var, Atinalı Timon. Çok zengin. Zengin olduğu için herkese yediriyor, içiyor, para yardım yapıyor. Herkes arz-ı hürmetler derim efendim. Sağ ol efendim diyor. O sokakta falan sıraya duruyorlar. Adam çok verince elinde kuruş kalmıyor. Bir de köpeği var. Kuruşu kalmayınca o el pençe divan duranlar bir anda kayboluyorlar. Sokağa çıkıyor, nasılsın, nereye gidiyorsun diyen yok. Aç mısın, susuz mu diyen yok. Bir tane adam kalmıyor. Sadece köpeği sadık o kalmış. Kur'an bu yahu. Har vurup harman savurma, oturur kalırsın. Yalnız kınanmış kalırsın. Adam bu ayeti almış. Bana gidiyor seyrettiriyor, para kazanıyor benim cebimden. Bu bizim Kur'an'ımızın yahu. Bu bizim Kur'an'ımızın. Ne güzel söylüyor. Evet, cömert güzel bir şey. Zengin ver. Ver ama ölçülü ver. Ölçülü ver. Ne demek o? Gerektiği yere gerektiği kadar ver. Gerektiği yere gerektiği kadar ver. Gerektiği yere vermezsen israf olur. Gerektiği kadar vermezsen de israf olur. Mesela şu caminin bilmem şu avizeleri diyelim 60 bin lira yapılacak. Fizibilite raporu yaptırdık. Tamam dediler. Birinci kalite 60 bin lira olur mesela. Sen dedin ki ne olur ne olmaz. 80 veriyorum al. Deme. Adam bir ampul takacakken dikkat etmez kırar. Nasıl var 20 milyar yedek var ya bir daha kırar bir daha kırar. Hani o şimdi bilmiyorum her yerdeki ustalar böyle olmaz ama ben ev yaptırmıştım. Çivi al gel tahta çakacak dilme tahta çakacak çatı yapıyor. Alıp geliyoruz koyuyoruz. Bir daha al gel. Kerata dikkat etmiyor. Düşen çivi aşağıya düşüyor. Gidip alıp gelmiyor tabii. Boyuna düşüyor. Dikkat etsene. Bir çivi para demek. İşte böyle fazladan verirsen çiviler yazık olur. Yeteri kadar ver.
Adam umutlanmasın, israfa gider o zaman işte. Ne kadar güzel prensipler. Gerektiği yere, gerektiği kadar vermektir cömertlik. Bunu açtı mı, israftır. Hadsiz hesapsız vermek de işte tebzirdir. Ölçüsüz veriyor adam. Bu da oturur kalırsın, şeyini bilemezsin yoksa. Evet, bu da yanlıştır. Cömertliğin afeti de israftır. İsraftır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve afetü'd dini el hava. Dinin afeti, elhamdülillah biz Müslümanız. Tek makbul din İslam'dır. İnned dine indallahil İslam. Tek makbul Allah adına din İslam'dır. Ve men yapte gayrel İslami dinen felen yukbele mih. İslam'dan başka din arayan kesinlikle kabul olunmayacak diyor Peygamber Kur'an-ı Kerim'de Allah. Biz de elhamdülillah Müslümanız. Ne büyük şerefe ermişiz. Allah bu şerefi bizden de, zürriyetimizden, neslimizden de, aziz milletimizden de ayırmasın inşallah. Evet, ne kadar güzel. Şimdi din sahibiyiz. Allah diyor ki şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. Şunları yapma, şunları yapma, şunları yapma. Mesela nefsine uyma diyor. Nefis kötülüğü emreder. Şimdi ticaret adamısın, dürüst çalışıyorsun, %5'i %10'u zor tutturuyorsun. Öbür tarafta kaçakçılık yapanlar var. Yakalanıyor filan ama çoğu da gümbürtüye gidiyor. Adam 100 milyar harcıyor, 1 trilyon kazanıyor kaçakçılıktan. Esrar satıyor mesela. Veya işte malını kara borsa şöyle yapıyor, böyle çatıyor. Nefis diyor ki sen aptal mısın, sen ne yap bak. Terliye terliye zor %5'i %10'u tutturuyorsun. Neden? Nefis böyle diyor durmadan. Nefsi emmara, sen aptal mısın, sen ne yap ya. Adam köşeyi döndü. Dönmez köşeyi. Bugün öyle gözükür, yarın 10 yerden çıkar, 10 yerden çıkar. Çocuğundan çıkar, karısından çıkar, arabası yanar, ev yıkılır, 10 yerinden çıkar. Yaramaz Müslümana, haram para yaramaz. Şimdi böyle, heva nefis demek. Güzel Müslümansın sen. Allah Kur'an vermiş, işte Peygamber hadisini koymuş önüne. Bunlar da şöyle şöyle yap diyor. Nefis diyor ki, aman daha yaşın kaç senin, oruç tutma ya, sonra tutarsın. Aman namaza ne gerek var, sonra kılarsın. Aman hacca ne gerek var, sonra gidersin. Nefis bunu der. Sadece ticaret sahasında değil, her sahada böyle. Hevaya uymak, hevaya uymak dini yıkar. Şimdi sizin açınızdan konuştuk. İlim adamı biz. Nefis, herkesten üstün ol. Öyle bir şey söyle ki herkes sana hayran baksın. Parmak ısırsınlar. Allah be, ne kafa var adamda desinler. Der nefis. Böyle dedireceğim diye 1000 senedir alıştığın İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Muhammed, İmam Malik güzel güzel oturmuşlar, neler söylemişler. Onlara ters bir şey söyledi. Allah Allah, adama bak ya, ne bulmuş ya, şimdiye kadar kimse söylemedi. Nefis söyletir ama Kur'an'a ters bir şey söylersin, Allah gücenir. Peygamber'e ters bir şey söylersin, Peygamber sana gücenir. Ah hoca, kabire varınca sen ne yapacaksın? Nefsine uyarsan, hevan uyarsan, böyle hindi gibi kabarırsan, gururlanırsan, kibirlenirsen, gerçekleri dinlemezsen, yani biz ilim adamları buna çok yakalanırlar. Çok yakalanırlar. İlim adamları güzel bir şey söylersin, elin ayağın kapanırlar. Hocada da nefis var. Ben neymişim filan dedin mi mahvolur gidersin. Nefsine uyduğun anda gider, yok olur gidersin. Evet, bu hadisi bitiriyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Dinin afeti nefsine uymaktır diyor. Nefsine uymaktır. Bu güzel hadisin ışığında özü sözüne, işi sözüne, içi dışına, kalbi sözüne uygun dürüst Müslüman olmayı Allah bize nasip etsin diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eylesin. Helalden bol rızık versin. Hayatımız boyunca cömertlik yaparak iyi yollara, Allah'ın verdiği ölçülerde hayır yapma yarışına devam edenlerden eylesin.
Allah akıbetimizi hayır eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ilek. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.